Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, evlad o yerden geçerek davdana geldim. Evlad o yerden geçerek davdana geldim. Ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını mahşerde ne bilen bile senden medet ister. Mahşerde ne bilen bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdi. Hayırlı akşamlar. Efendim bir iftar yolculuğunda daha birlikteyiz. Ve olay ekranlarında yine yüreklerinize dokunacak bir sohbet gerçekleştirmek niyetiyle programımız başladı. Güzel bir ilahimizle başladı. Ve ilahimizi Beşevler Safa Camii İmam Hatibi Ali Sevimli hocamız seslendirdi. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Bugün Babalar Günü ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Cennetin orta kapısıdır babalarımız diyor ve babalarımızı konuşacak ve sonrasında da bayramdan sonra artık yavaş yavaş hac dönemi yaklaşıyor ve hacı, İslam'da haccın önemini konuşacağız ve bu sohbeti gerçekleştireceğim konuğum ise çok değerli misafirim, İslam tarihçisi Sayın Erol Bodur. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yine iftar yolculuğunda izleyicilerimize eşlik edeceğiz. Onlar bir yandan iftar hazırlıklarını yaparlarken bizler de burada onların hazırlık sürecinde yanlarında olacağız inşallah. Öncelikle Babalar Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Yani biz de ekran başındaki bütün izleyenlerimizin, değerli büyüklerimizin, babalarımızın, annelerimizin günlerini kutlarız. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Sağlık, hepsine sağlık, inşallah. Sevdikleriyle birlikte. Amin. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Tahlil temennilerle Babalar Günü kutlu olsun inşallah. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. İslam'da babalık makamını konuşalım mı? Tabii ki. Tabii bize her konuda örnek olan Üsve-i Hasene dediğimiz, yani en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz bu konuda da vermiş olduğu örneklerle özellikle İslamiyet'ten önceki cahiliyet çağı dediğimiz karanlık çağ, yani İslamiyet'in nuru gelmeden, insanlık bocalarken, türlü türlü efendim yanlış işlerle meşgulken ve
ne anneye babaya ne çoluğa çocuğa gerekli değer verilmezken İslam'ın nuru geldikten sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hayatına da en güzel ışıkları yansıtmıştır. En güzel örnekleri vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnektir. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. En güzel örnektir diyor. Örnek bir ordu komutanı, örnek bir devlet başkanı, örnek bir öğretmen, örnek bir idareci efendim ve bunlardan bir tanesi de örnek bir aile reisi ve örnek bir baba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaşamını ve hayatını izleyenler bu konuda da hayranlıklarla ve ona olan sevgisi artarak izlerler ve takip ederler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz gibi evlilikleri olmuştur. Belki ilerleyen kısımlarda onunla ilgili şeylerimiz olabilir, konuşmamız olabilir. Çocukları ise Hazreti Hatice annemizden 6 evladı dünyaya gelmiştir. Bunlardan ikisi erkek, 4'ü kızdır. Bir de Mariye isimli cariyesinden bir erkek evladı, ismi İbrahim, dünyaya gelmiştir. Toplam 7 Peygamber Efendimizin evladı, kendi evladı olmuştur. Çoğu zaman dikkatten kaçan konulardan bir tanesi şudur. Peygamber Efendimizin evet 7 evladı vardır ama stratejik özellikleri sebebiyle yapmış olduğu evliliklerinden de evlatları vardır. Üvey evlatları vardır. Hı hı. 5 erkek 5 kızdır bu da. Yani 10 evladı daha vardır Peygamber Efendimiz'in. İlave bizim çoğu zaman gözden kaçan evlatlardır evet. Bunlar. Halbuki, üvey baba ama üvey baba, üveyliği hissettirmemiş. Tabii ki hissettirmeden onlara da babalık yapıyor Peygamber Efendimiz. Onların da hayatına ışık tutuyor. Onlara da yardımcı oluyor ki bunlar da diğerlerini konuşacağız. Peygamber Efendimiz'in kendi evlatları Hazreti Fatıma dışında küçük yaşta vefat ediyorlar. Yani çok böyle çok fazla Peygamberimizle bir arada olma şansını elde edememişler. Fırsat bulamamışlar. Ama Hazreti Fatıma validemizden birçok hatıralar anlatabiliyoruz. Bilgimiz dahilinde oluyor. Evet, evet. Kitaplarımızda yazıyor. Ama Peygamber Efendimiz'in ben esas bu evliliklerle ilgili üvey evlatlarınla ilgili yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi onların eğitimidir. Onlara bakmasıdır bakın. Kendi öz evlatları olmadığı halde onlara sahip çıkması ve bunların birçoğu gelecek dönemlerde, İslamiyet'in gelecek dönemlerinde çok önemli vazifeler almışlardır. Ve Peygamber Efendimiz'den hadisler nakletmişlerdir. Bizim Peygamber Efendimiz'in ailesinden hadis nakleden Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Fatıma annemizdir yakın. Hazreti Ali Efendimiz'dir. Efendim ama birçok hadisi de onun aile hayatıyla ilgili nakledenler bu evlilikleri sebebiyle evladı olan üvey evlatlarıdır. Bunların sayısı da dediğim gibi 10 tanedir. Bunun dışında bir başka evlatları da biliyorsunuz damatlar da evlattır. Hı hı. Damatlarımız da evlatlarımızdır. Evet, evet. O yüzden çocuk sayısı diyelim 4 olan birisi bir çocuğunu evlendirdiği zaman çocuklarının sayısı 5 olmuş olur evet. Otomatikman. Yani o da onun evladı canı olmuş olur. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damatları da 6 tanedir. Ve bu 6 damadı da evladıdır. Mesela bunlardan biri Hazreti Ali evet. Efendimiz'dir. Hı hı. Önce bu genel malumatı bilmek lazım ki tabii. Sadece Peygamber Efendimiz'in kendi çocukları değil, çocuğu yerine olan damatları, çocuğu yerine olan efendim üvey evlatları, evlilikleri sebebiyle eşlerinin çocukları. Bunlar da Peygamber Efendimiz'in aile hayatında bir baba olarak ne kadar kuşatmacı olduğunu, kuşatıcı olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii çok günümüz enteresan yani yüzyılımız. Çok kötü örnekler görüyoruz değil mi? Babaların çocuklarına sahip çıkmaması, onlarla ilgilenmemesi ve onların hatta onlara zulmetmesi gibi çok hoş olmayan aile hayatında dram dediğimiz bugün efendim büyük sıkıntılara sebep olan örnekler görüyoruz. Bunlar haberlere de yansıyor, efendim gazetelerimize yansıyor. Yani bunlardan biz aslında üzüntü duyuyoruz. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olması da şudur ki Allah Resulü'nü insanlar tanımıyorlar. Takip etmemiş. Evet. Ve onun hayatını örnek almamışlardır. Oysa
Yani örnek alınacak kişi sevgili peygamberimiz. Allah böyle gösteriyor. Onların hayatını takip etseydi, mesela Hazreti Fatıma annemiz kapıdan geçmiş, içeri doğru giriyor. Sevgili peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz ayağa kalkıyor. Adeta büyük birisi gelmiş gibi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Alnından öpüyor, evladım hoş geldin diyor ve yanı başına oturtuyor. Evet, yani kız çocuklarını insan olarak görmeyen bir toplumda ya. Sevgili peygamberimizin geldikten sonra yaptığı muazzam harekete bakınız yani. Her şeyi alt üst ediyor ve büyük bir değer veriyor kız çocuğuna. Alnından öpüyor, yanına oturtturuyor. Zaman zaman efendim çocuklar arasında evde şakalaştıkları, güreştikleri, torunlarıyla özellikle Hasan ve Hüseyin'in efendim, evet. Peygamberimizin torunlarından da neslini devam ettirdiği için Seyyid olarak Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den, Şerif olarak da Hazreti Hasan'dan bahsetmek gerekir. Bunlarla şakalaşmalarını bahsedebiliriz. Peygamber Efendimizin bir baba olarak, bir aile büyüğü olarak onlara değer vermesinden bahsedebiliriz. Hazreti Fatıma evleneceği zaman sevgili peygamberimiz ona tavsiyelerde bulunuyor. Evladım, daha önce beraber olmadığın, bilmediğin bir eve gidiyorsun. Orada sen kocana kol kanat gereceksin. O da sana kol kanat gersin. Onun kızgın olduğu zamanlarda çok gözünün önünde durma. Sakinleştiği zaman yanına git. Efendim, sen ona itibar ve efendim hürmet et ki o da sana hürmet etsin diyerek kızına tavsiyelerini yapmıştır. Tabii aile içerisinde tartışma olmaz mı? Mutlaka olur. Yani sütten çıkmış ak kaşık değildir hiç kimse. Dolayısıyla mutlaka şeylerimiz olur evlerde, münakaşalarımız olur. Bunlardan biri de Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evinde olmuş böyle bir münakaşa. Bundan dolayı da efendim araları serinleşmiş ve ayrılmışlar birbirlerinden. Yani mekanları ayırmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hoşuna gitmemiş. Üzülmüş bu duruma. Hazreti Ali de evi terk etmiş. Mescide gitmiş, mescitte yatmaya başlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi mescitte görünce yüzüstü, yani yüzünü şöyle yere koymuş, mescidin toprakları yüzüne değmiş. Kalk Ebu Turab, kalk efendim. Ey toprak babası. Hazreti Ali'ye lakap olmuş bakın bu. Yani evdeki o biraz şeyin gerginliğin sebebi olarak mescide giden Hazreti Ali'nin mescitte yüzüne gelen o topraklar ona lakap olarak peygamberimizin vermesiyle beraber Hazreti Ali çünkü çok sevmiş. Niçin sevmiş bu lakabı biliyor musunuz? Çünkü diyor peygamberimiz bana öyle hitap ettikten sonra ben bir yanlış yaptım herhalde. Peygamber Efendimizin mutlaka bana söyleyecekleri vardı diye dinlemeye başladım. Sen Fatıma ile iyi geçin. Fatıma saliha birisidir demiş. Fatıma saliha birisidir. Kızına zaten tavsiyeleri yapmıştı. Öğütlerini yapmıştı ama Hazreti Ali'ye de Hazreti Fatıma kim? Bir düşün bakalım. Bir peygamber kızı. Yani ondan hemen öyle küçük şeylerden dargınlık olmaz. O saliha bir kişidir diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi de bir yerde kısaca kibarca ikaz etmiş ve ondan sonra yuvalarına çok büyük bir lezzet, çok büyük bir tat gelmiştir. Muhabbetleri artmıştır. Peygamber Efendimizin örnek aile hayatı ile ilgili ve örnek baba unsuru ile ilgili çok sayısız örneklerimiz mevcuttur Hasan Bey. Bunları paylaşmakta fayda görüyorum. Çünkü günümüzde o kadar çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğine ihtiyacımız var ki bu anlamda ekran başındaki izleyicilerimize program süresince altta mail adresimiz iletiliyor. Sormak istedikleri sorular varsa onlardan da sorularını bekliyoruz. Zamanımız el verdiğince Erol Bodur hocamız cevaplayacak inşallah. Gelen maillerimiz de var. Birkaç tane bunlardan soracağım. Sonra devam edelim istiyorum. Peygamber Efendimizin ailesi içindeki örnek davranışları nelerdir? Bilecik'ten Fatma Ulus. Evet.
Örnek davranışları az önce vermiş olduğum gibi Hazreti Fatıma annemize yapmış olduğu davranış, yanı başına oturtması, sofrada birlikte oturmaları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın en önemli davranışlarından biri bence şudur. Eve geldiği zaman yemek vakti ise yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Mesela öğlen vakti geldi. Yiyecek bir şeyler var mı? Çoğu zaman evde bir şey olmazdı. Yani et kokusuna hasretti. Efendim, Mekke'de biliyorsunuz zengin bir ailenin ferdiydi Peygamber Efendimiz ama hicretle beraber bütün her şeyden yoksun olarak Medine-i Münevvere'ye geldi. Kimseden de böyle bir peygamber olarak şey beklemiyordu yani. O kendi yaşantısı içerisinde, yaşamı içerisinde o vakarını hep korumuştur. Bir şey yok ya Resulallah dedikleri zaman ben de oruca niyetlenmiştim zaten derdi. Bu geçimdir yani. Gerçekten bu geçimdir. Söküğünü dikerdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendim kendi devesine kendisi bakardı. Kendisi devesine hizmet ederdi. Savaşlarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesinden birisi yanına geldiği zaman onu en yakınına gelir, alır ve korurdu. Mesela Hendek Savaşı'nda Peygamberimizin yanında Hazreti Fatıma vardı. Onu koruyup kollayacak en böyle muhkem yere yerleştirirdi ki aile neticede, aile çocuk bir de olduğu zaman. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e ayrı bir itibar eder, ayrı bir hürmet gösterir. Onlara Mescid-i Nebi'nin bahçesinde oynarken gördüğü zaman hürmet eder, onlarla şakalaşırdı. Sadece Hasan Hüseyin değil, bütün sahabenin veyahut da Medine'nin, Mekke'nin çocuklarıyla şakalaşırdı. Onlarla konuşurdu, sohbet ederdi. Düşünebiliyor musunuz? Bedir'e giden orduyu teçhiz ederken çok küçük çocuklar savaşa gitmek üzere gelmişti. Siz de onu canlı olarak orada yaşadınız. Hı hı. Osmanlı tren istasyonu içerisinde Sukya Mescidi'ne beraber görmüştük beraber sizinle. Gitmiştik. Orada Peygamber Efendimiz Bedir'e giden orduyu teçhiz etmişti ve orada küçük çocukları ayırmıştı. O çocukları, küçük çocukları peygamberimizle beraber savaşa gitmeye teşvik eden şey neydi? Sebep şu, Allah Resulü onlarla hep beraber zaten. Evden çıktığında onlarla beraber şakalaşıyor, selam veriyor, onlara hediyeler veriyor, hürmet ediyor. Savaş var denildiği zaman da mahallenin çocuğu da, ashabın çocuğu da geri durmuyor, peygamberle savaşa gidiyor. Ve Sukya'da acıdığı için onları, üzülecekti çünkü daha sonra onlara bir şey olduğunda onları ayırdı. Ancak yine de onlardan mutlaka ben giderim. Bak filanca gidiyor diyene onunla güreş bakalım. Yenebilirsen gidersin deyip güreştirdiği de vardır. Peygamberimiz bakın çocuk o savaşa gitmeyi hak eden yaşı uygun olanı yenmiş onu savaşa götürmüştür. Peygamber Efendimiz. Ya. Sadece kendi torunlarına değil bütün çocuklara hürmet ediyor. Bir baba şefkati, bir baba sevgisi Peygamber Efendimiz'de her zaman mevcuttu. Allah Resulü bir baba olarak çok büyük acılar yaşamıştır. Bugün bir evladı kaybetmek kolay mıdır? Ya. Yani küçük yaşta bir çocuğu, bir yaşında, iki yaşında kaybetmek kolay mıdır? Peygamber Efendimiz bu acıyı kaç kere tatmıştır? Peygamber Efendimiz bu acıyı tam 6 kez tatmıştır. Bizim bir kere bile dayanamadığımız, yani perişan olduğumuz, yıkıldığımız adeta acıya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam 6 kez katlanmak zorunda kalmıştır. Küçük yaşta vefat eden çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmıştır. Bakınız. Evet. Ama onları hep ne ile karşılamıştır? Sekinetle karşılamıştır. Onlardan bir tanesi Fatıma, Hazreti Fatıma peygamberimizden sonra vefat etmiştir. 6 ay sonra vefat etmiştir. Onun da bakın bir baba şefkatini orada nasıl görebiliriz? Üzülüyor tabii Fatıma validemiz. Babası kainatın efendisi, sevgili peygamberimiz. Son demlerini yaşıyor. Belli ki zorluk çekiyor. Yanı başına gidiyor peygamber efendimiz. Onu üzgün görünce yanına çağırıyor. Kulağına bir şeyler fısıldıyor. Hazreti Fatıma vefattan sonra açıklamış. Kızım, baban artık acı çekmeyecek. Baban artık acı çekmeyecek. Bir de ailemden ilk bana sen kavuşacaksın. Evet.
Hazreti Fatıma'yı sevindiriyor. Yani bu onun kalbine bir sürur ve sekinet veriyor. Rahatlatıyor artık. Evladını son nefeste bile yalnız bırakmıyor. Ona bir şeyler konuşmak, onunla bir şeyler hitap etmek ve ona olan sevgisini, muhabbetini anlatmak istiyor. Çünkü hayat boyunca zaten evleri yakındı. Namaza kaldırırdı Hazreti Fatıma'yı. Babanın peygamber olması seni rahatlatmasın kızım. Kalk namazını kıl diye Hazreti Fatıma'yı uyarırdı. Peygamber Efendimiz'in böyle örnek hayatı aile içerisinde tamamen sevgi dolu Peygamber Efendimiz. Yemeğe oturdukları zaman hep beraber oturmalarını teşvik eder ve Allah'ın rahmeti birlikte yenilen yemek üzerindedir diyerekten bugün bize sofralarımızda hep beraber ailece beraber yemeği tavsiye etmesi güzel örnekleridir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel ifade ettiniz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle torunlarıyla olan ilişki biçimi ve onların özellikle mescitte oynamalarını istemesi, mescidi sevmelerini sağlayacağını düşünerek ibadeti daha yakın kendilerinden bir parça olarak hissetmeleri için devamlı onların mescitte oynamalarına hatta mescitte ses çıkarmamalarına değil mi? Biraz evet. Bu konuyu da açalım. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi bir defasında namaz kılıyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz her konuda örnek olduğu gibi örnek bir imam aynı zamanda. Evet. Yani değerli hocam görevi olduğu için yapıyor ama her Müslüman zaten dininin görevlisi. Peygamberimiz en örnek bir yani bugün imamların örneği. Evet. Örnek insan, örnek imam aynı zamanda. Bir defasında secdeye uzandı. Secdede uzun durdu. Sahabe-i kiram bir anda endişe ettiler. Yani acaba Peygamber Efendimiz'e bir şey mi oldu? Acaba diye korkmaya başladılar. Çünkü secdenin belli bir şeyi var. Ölçüsü var yani. O uzayınca telaş yaptılar. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruldu. Efendim selam verdikten sonra secdedeyken omzuma Hasan veya Hüseyin yani torunlarından bir tanesi gelmiş. Onun düşmemesi için secdeyi uzattım diyor. Evet. Ya. Çocuk sesleri mescitlerde fazlalık değildir. Süstür, güzelliktir. Çocuklarımız ne kadar çok olursa işte Allah Resulü'nün mescit hayatına örnek. Torunu düşmesin diye secdeyi uzattı. Biz o çocukları mescidin süsleri olarak görmeliyiz. Sayıları ne kadar çoğalırsa gelecek nesillerle ilgili, gelecek çağlarla ilgili bizim ümidimiz artacak. Onlar bizim kesinlikle ümitlerimiz. Öyle. Onlara yatırım yapmak zorundayız. Kesinlikle öyle. Erol Beyciğim o kadar keyifli, o kadar içine alan bir sohbet ki şimdi bu sohbeti birazcık arayla virgül koyacağız. Sonrasında da artık hac yolculuğuna, İslam'da haccın önemini izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü Ramazan bitiyor ve artık hac mevsimi geliyor. Kurban Bayramı gelecek. Onun içinde bilgilenmek ve bununla ilgili hazırlıkları yapmaları adına sizin engin deneyimleriniz, tecrübeleriniz, insanlara rehberlik edişiniz bu hususta. Bunları izleyicilerimize paylaşalım istiyorum. Emniyetle. Kısa bir ara vereceğiz ve bu aranın ardından yayınımız devam edecek. Leyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek
gerekmez vasivayı bana Allah'ın gerek bana ehli dünya dünyada ehli ukba ukbada her biri bir bülbül güle karşı zat her valeyi yakmış nar her kulu Medet ya Erhamer Rahimin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nefesinize, yüreğinize sağlık. Benim en çok sevdiğim kasidelerden birisidir. Efendim yayınımız devam ediyor. İlk bölümde babalarla ilgili, İslam'da babanın yeriyle ilgili, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nazarından babalık mertebesinin makamını konuştuk. Ramazan bayramı ile birlikte artık hac mevsimi yaklaşıyor Erol Hocam. Ve hac İslam'da çok önemli bir yeri var. Ve İslam'ın beş şartından birisi. Evet. Bir, bu konuyla ilgili biraz detaylı bilgi sizden istirham edeceğim. İslam'da haccın önemi nedir diye. Öncelikle bu konuda bize bir davet yapıp da konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü önemli bir bahsettiğiniz konu. Gibi Ramazan ayı bitiyor, Şevval ayı başlıyor. Evet. Kameri aylardan Şevval ayı. Zilkade, Zilhicce. Hac evet. Ayları başlamış oluyor. Hı hı. Ve hacca gidecek misafirlerimizin, efendim insanlarımızın, efendim bizi izleyenlerin merakla bekledikleri konulardan biri de bu hac konusu. Evet. O konuyu şöyle en azından bir 15-20 dakika içerisinde paket halinde yani özetle sunabilirsek onlara çok büyük bir iyiliğimiz olur diye İnşallah. Düşünüyorum. Onların da bekledikleri İnşallah. Bir şeydir bu diye düşünüyorum. Çünkü evet. Bayram ertesi zaten birçoğunun hazırlıkları başlayacaktır.
efendim. Bunların eğitimleri de olacaktır. Eğitim seminerleri şeklinde. Buna çünkü çok önem veriyoruz. Hacıların eğitimi çok önemli. Sınavlarda kazanmak için biliyorsunuz çalışmak gerekiyor yani. Hac da en büyük sınavdır. Dolayısıyla o sınavı da çalışanlar, daha önceden çalışanlar kazanabiliyor. Onun için bu çalışmalardan biri de sanırım bu yayında bu bilgileri vermek olacak. İnşallah. Haccın farziyeti Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Ve Kur'an-ı Kerim'de özellikle Mekke'yi anlatan ayet ve ardından haccı farz oluşunu bildiren ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemin. Muhakkak ki Allah için yeryüzünde yapılmış ilk ev Mekke'deki Beytullah'tır. Ve insanlara hidayet için bu yapılmıştır. Hidayet ve rahmet olsun diye yapılmıştır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Hemen devamında gelen ayetle haccın farziyeti anlatılmış oluyor. Nedir? Muhakkak ki güç yetirenlerin Allah için beyti hac etmeleri Allah'ın onlar üzerindeki bir hakkıdır. Nedir bu güç yetmek meselesi? Bu sağlık bulabilmek, sağlığını elde edebilmek, gerekli maddi imkanları bulabilmek. Bizim Türkiye gibi ülkelerde ise kurada çıkmak diyebiliriz. Yani. Kura bunlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz yani 10 yılı aşkın bir süredir bekleyenlerimiz olsa da bu bir kura olduğu için bazen birkaç sene içerisinde çıkabilmektedir. Bu sene gidecek olan haç yolcuları belli oldu. Onlar kendilerini biliyorlar. Ve o hazırlık içerisindeler. Ben işte Medine'ye gideceğim, Mekke'ye gideceğim, Arafat'a çıkacağım gibi heyecanları şu anda onlarda bulunmaktadır. Hac daha önceki dönemlerde de olan bir ibadetti. Yani peygamberimizden önce de hac vardı. Ama haccın şekli değişmişti. Bazı İslam'a uymayan enstrümanlar girmişti işin içine. İhrama sadakat gösterilmiyordu, hatalar yapılıyordu. İslam'dan başka dinlerde de hac yerine konan biraz özentidir belki bu. Mesela Musevilerde ağlama duvarı var Kudüs'te. Orada hac yaparlar. Yani orada dua eder, ibadet eder, hac yaparlar. Hristiyanlarda biliyorsunuz hac yolu vardır. O da Kudüs'tedir. 14 noktalı bir yerde kendilerine, omuzlarına işte hac almak suretiyle en son Kıyam Kilisesi'nde bitirmekle hacı olurlar. Hatta bizim Türkiye'mizde de malumunuz Meryem Ana denilen Efes'te bir yer vardır. Orada hacı olurlar. Bunlar tamamen biraz özentiyle yapılmış şeylerdir. Yani daha sonra girmiş şeylerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hac ibadeti İbrahim Aleyhisselam'dan gelmektedir. İbrahim Aleyhisselam zamanında gerçekleşen ibadetlerle Peygamber Efendimiz daha sonra haccını ondan gördüğü gibi birçoklarını yapmıştır. Biz de Peygamberimizden gördüğümüz gibi yapıyoruz. Şimdi biz burada peygamberimize bir kez daha ihtiyaç duyuyoruz haçta. Yani her zaman ihtiyaç duyduğumuz gibi. Aynen. Evet Kur'an-ı Kerim haç yapın diyor ama haçı nasıl yapacağımızı bizlere söylemiyor. O zaman biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı haçı zaten birazdan ilerleyen dakikalarda konuşmuş olacağız. Haç ayetle sabittir. Haccın hangi aylarda yapılacağı konusu da Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Hac belli aylardadır. O aylar Şevval, Zilkade, Zilhicce aylarında başlar gelmeler. Ve Zilkade ayı haccın zirve yaptığı aydır. Bir Zilkade ile 14 Zilkade arasında bu 14 gün içerisinde haccın birçok görevleri bu günlerde olur. Dolayısıyla haccın böyle bir şeyi vardır. Yani zamana bağlılığı vardır. Ya işte şöyle bazen tartışmalar olabiliyor yani. Çok büyük izdiham yaşanıyor haç mevsiminde. İşte özellikle eski yıllarda şeytan taşlamalarda falan ölümler oluyor. Bunu yıla yaysak olmaz mı filan gibi enteresan fikirler çıkabiliyordu. Allah tarafından haç belli aylardadır denilerek buna da kural konmuştur. Yani o ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Haccın bir önemli özelliği, önemi diye sormuştunuz. Bütün İslam dünyasını bir araya getiriyor. Bir kongre, bir buluşma şeklindedir. Tabii gönül ister ki
oranın idarecileri, yani oranın devleti bütün gelenleri bir araya getirip bir konuşma fırsatı verse. Ama genellikle bir lisan problemimiz var. Yani insanlarımızda lisan problemimiz var. Bu gerçekleşmiyor. Bir araya geldiğimiz zaman biz buluşabilmeliyiz. Anlaşabilmeliyiz. Birbirimize sorular sormalıyız. Ben hacdan döndüğümde bir boşnak kardeşimle tanışmış olarak gelmeliyim. Örnek veriyorum. Bir kesinlikle. Hindistanlı kardeşimle tanışarak gelmek istiyorum. Çünkü bağ kurmalıyız yani. Belki ileride ticaretler yapılabilir bu bağlar vasıtasıyla. Başka güzel gelişmeler olabilir ama günümüzde ibadetler yapılıp dönülüyor. Aslında orada zaman zaman bu tarz davetler geliyor. Ben geçen sene böyle bir grupla karşılaşmıştım. Biz işte misafir olarak geldik burada, ilim adamları. Tartışmaya, yani konuları tartışmaya gelmişler. İslam dünyasının sorunları nelerdir? Bu sorunlara nasıl çözümler bulunabilir konusunu haçta tartışmak için gelmişler. Bu güzel bir şey. Evet. Hoşuma gitti. Keşke bu bütün her sene yapılabilse ve herkes bundan nasibini alabilse diye düşünüyoruz. Haccın böyle bir birlikteliği var. Evet. Böyle bir. Peki haccın yapılış şekli ve Peygamber Efendimizin ihtiyacımız var dediniz. Evet. Hac nasıl yapılır? Tabii. Bunu da bir ana hatlarıyla aktaralım isterim. İsterseniz önce haccın çeşitlerini söyleyelim. Lütfen, evet. Hacca gidecek Allah'ın misafirleri diyoruz ya. Aynen. Duyufurrahman. O soruyu da soracaktım. Tabii. Üç çeşit var çünkü tabii, sanıyorum. Birbirine böyle geçerken olsun, tam hatırda kalsın diye. Hı hı. Biz bir kere hacca gideceklere Allah'ın misafirleri diye hitap ediyoruz. Çünkü Allah'ın misafirleridir. Allah onları davet etti. Bu seneki haçta onlara listeye yazmış oldu. Hı hı. Ve hacca gelecekler inşallah. Üç çeşit haç yapıyoruz, evet. Hasan Bey. Birinci temettu haccı. Bunu mutlaka temettu. Burada temettu haccı. Evet. Buradan hacca çıkacak kişilerin bunu düşünerek ve bu eğitimi bilgiyi alarak çıkmaları lazım. Ben hangi hac çeşidine gideceğim? Temettu haccı. Temettu nimetlenmek demek. Nimetlenmek. Hı hı. Niçin böyle dendiğini şimdi anlayacağız. Önce umre yapılıyor, daha sonra hac yapılıyor bu yolculukta. Peygamber Efendimiz Kıran haccı yaptı. Kıran haccı yaptı. Ama temettu haccı günümüz yolculukları uzun sürüyor. Hı hı. Mesela 40 gün hacca gidiyor misafirlerimiz, Allah'ın misafirleri. 40 günlük evet. yolculuk var. Yani uzun sürüyor. Önce umre yapacak, hı hı. Kabe'ye varacak. İhramı, yani çıktığı noktadan ihram giyecek, niyetlenecek. Kabe'ye gidip tavaf ve sa'y yapacak, ihramdan çıkacak tıraş olarak. Daha sonra haç günlerine kadar bekleyecek, kaç günse o. Belki 10 gün, belki 20 gün, belki 30 gün. Yani o bekleme süresi uzayabilir. Haç günlerine kadar, Arafat'tan bir gün önceye kadar ne yapacak? Rahat bir şekilde Mekke'nin nimetlerinden faydalanacak. Bunun için temettu denmiştir. Yani nimetlenmek anlamına evet. geliyor. Diğerleri nimetsiz değil mi? Onlar da nimetli tabii ama ki. Kendine ne yapıyor? Bazı şeyleri artık haram kılıyor. Mesela kokulu sabun kullanmak, parfüm kullanmak, işte kozmetik ürünleri, değil mi? Şampuanlar vesaireler hepsi artık ihramlıyken yasak oluyor. Yasak. Ama temettuda umreyi yapıp hacca kadar bir zaman kaldığı için o zaman içerisinde normal kıyafet giyecek, elbisesini giyecek, öbür türlü dikişli elbise giyemeyecek çünkü evet, ihramlıyken. Evet. Bundan dolayı temettu demişlerdir. Türkiye hacılarımızın ekserisi temettu haccı yaparlar. Ve bunu da tavsiye ederiz. Çünkü haç yolculuklarında efendim insanların sabrı da önemli. İmtihan olduğu, yani bu haç yolculuğunda birçok şeye sabretmemiz gerekiyor. Haç yolculuğu kolay bir yolculuk değildir. Dolayısıyla onu zorlaştıracak şeylerden de uzak durmak gerekiyor. Tabii. Onun için temettuyu önermiş oluyoruz. Kıran haccı nasıl? Kıran haccı bir ihram ile haccı ve umreyi ve haccı beraber yapmak. İhramı çıkarmadan. Evet, ihramı çıkarmadan. Hı hı. Ümreyi yapacağız. Tavaf ve say yapıyoruz. Tıraş olmadan devam ediyoruz. Haç günlerini bekliyoruz. Kaç günse bugün yani. Haç günlerini bekliyoruz. Hı. O arada ihram üzerimizde. O iki parça bezden hı hı. ibaret olan ihram giysisi. Ama önemli olan niyeti tabii. Tabii İhram ki. Yasakları evet. geçerli orada. İşte nedir? Saç tıraşı olunmuyor. Yani tıraş olunmuyor. Duş alınıyorsa bile kokusuz bir şekilde sabunlarla yıkanmak İhram gerekiyor. İhram yasakları devam yasaklar ediyor devam o zaman. Ediyor. Evet, tırnak kesilemiyor.
biliyorsunuz. Bunun gibi yaprak koparılmıyor. Hı hı hı. Hiçbir canlıya zarar vermiyor. Çok daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Peygamberimiz kısa bir haç yapmış ömründe. Dolayısıyla 12-13 gün sürüyor Peygamberimizin haçı. Kıran haçı yapmıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden bir kısmını ise siz takat yetiremezsiniz diyerekten temettudan çıkarıp kırandan çıkarıp temettuya yöneltmiştir. Evet, bir siz de temettu. İfrat var. Bir de ifrat haccımız. İfrat haccı. İfrat haccı da genelde Mekke Medine'ye yakın yerlerin yapabileceği, yani son günlerde gelenler var. Arafat'tan bir gün önce geliyor. Çünkü onların vize sorunları olmadığı için onlara vesikayla, yani bu sene hac yapma vesikanız çıktı diyorlar. Beş yılda bir o bölgenin halkı genelde hacca gelebiliyorlar. Yakın bir yerden, yani Mekke'ye gelmeleri 3 saat sürüyor örneğin, 2 evet. saat sürüyor. Ama bizim yolculuklarımız bir gün sürüyor. Yani yolculuk uzun. Dolayısıyla onlar bir ümre yapma şeyleri yok onların artık. Geliyorlar, tavaflarını yapıyorlar. Ondan sonra doğruca Arafat'a çıkıyorlar. İfrat haccı diyoruz buna da. Sadece hac. Umre yok bunda. Sadece hac yapıyorlar. Arafat vakfesi yapıyorlar. Ve ardından da kurban kesme mecburiyeti yok. Temettu haccında ve kıran haccında umre de yaptığı için Allah'ım sen bana hem umreyi hem haccı art arda yapma imkanı verdiğin için sana teşekkür ederim mahiyetinde hediye kurbanı kesilir. Evet. Ama ifrat haccında hediye kurbanı yoktur. Umre yapmadığı için, yani ikisini bir arada yapmadığı için o kesmez. O halde bizim Türkiye'mizden gidecek ağırlıklı olarak misafirlerimiz temettu haccı yapacağına göre toparlarsak evet. önce çıkacağı noktadan çoğu zaman bu nokta Medine-i Münevvere olur. Önce Medine'ye gider hacılar. Medine-i Münevvere'de Peygamberimizi ziyaret ederler. Birkaç gün orada kalırlar. İbadet ederler. Ve Zülhuleyfe Mescidinde ihrama niyetlenirler. Hangi ihrama? Umre'nin ihramını niyetlenirler ve Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkarlar. Önce umre yaparlar. Daha sonra umreden sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Hac günlerini beklerler. Beklerler. Evet. Buna temettü haccı diyoruz. Temettü haccı bizim Türkiye'den giden hacılarımızın yapmış olduğu. Ekserisi. %90 hacılar temettü haccı yaparlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hac görevini yapış biçimini ve hac ibadetini ritüellerini Peygamber Efendimiz'den örneklemeyle izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki. Hac ibadetinde de nasıl namazda, oruçta, zekatta Peygamberimize ihtiyacımız varsa evet. çünkü ayetlerin açıklayıcısı o. Ayetleri bize ulaştıran o. Allah bir insan vasıtasıyla bize öğretiyor. Aynen. Direkt kalbimize koyabilir aslında. Tabii. Yani bunu yapmamızı ama bir peygamberi örnek alarak, önümüze onu koyarak, şekillendirerek bir insanı, bizden olan birisini vasıta kılarak bize bunu öğretiyor. O da sevgili peygamberimiz. Hacı da ondan öğreniyoruz. Benim yaptığım gibi hac yapın diyor. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye kafile halinde geldiler. Ve yaklaşık olarak hac günlerine bir hafta kadar vardı. Mekke'de bugün Cümmeyze dediğimiz bir mahalle var. Orada İcabe Mescidi vardır. İcabe Mescidi denilen yerde konaklamasını yapmıştır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kabe'ye gidip tavaf etti. Ziyaretini yaptı. Ondan sonra konakladığı mekana geldi. Ve terviye gününü beklemeye başladı. Zaten çok kısa bir süre vardı. Mina'ya çıktı Peygamber Efendimiz ihramıyla. İhramlı gelmişti. İhramlı olarak Mina'ya gitmiştir. Ona biz terviye günü diyoruz. 8. Yani Zilhicce'nin 8. gecesi oluyor. Terviye dediğimiz ibadet sabah işte vaktinde falan çıkılıyor Mekke'den. Öğlen ulaşıyor Peygamber Efendimiz ve öğle namazını kılıyor Mina'da. İkindi, akşam, yatsı namazını ve sabah namazını kılıyor. 5 vakit namaz kılıyor. Bu sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ardından bu görevi yaptıktan sonra Arafat'a geçiyor. Zilhicce'nin 9'u. Arafat'ta devesi üzerinde hutbe irad ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'a el açıp dua ediyor. O meşhur, herkesin bildiği veda hutbesini veda hutbesi. Peygamberimiz bir haç yaptığı için ömründe biz buna veda haçı diyoruz. Ve bütün örnekleri oradan alıyoruz. Başka evet. bir haçı yok çünkü. Evet. Ve orada insanlara
kadın hakları ile ilgili, efendim sosyal hayatla ilgili, ekonomik hayatla ilgili birçok mesajlar veriyor Peygamber Efendimiz. Kesinlikle orada, her Müslümanın okunması gereken bir hutbe. Hutbedir. Baş tacı edilmesi gereken bir şeydir. Çünkü orada kitaba ve sünnete, Kur'an'a ve sünnete yönlendiriyor netice itibariyle. Ve Allah'ım şahit ol diyerek bitiriyor bu hutbesini. Orada 120 bin sahabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şehadette bulunuyor. Evet. O gün hac yapıyorlar. Bugün hacıların sayısı bilmiyorum ama 4 milyonu bulmuştur yani. Çok büyük bir şey tabii. Arafat Ovası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine göstermiş olduğu sınırlar içerisinde Peygamber Efendimiz Arafat günü öğle namazını ikindi namazıyla birleştirerek kılıyor. Seferi olarak. Evet. İki rekat kılıyor. Nemire Mescidi var günümüzde Arafat'ta. Hı. Altı minareli. İşte o mescidin olduğu yerde Peygamber Efendimiz öğle namazını ikindiyle birleştirerek kılıyor. Ardından ayağa kalkıyor ve duasını yapıyor. Hutbesini okuyor. Ve akşama kadar bekliyor. Hava kararınca akşam namazını Arafat'ta kılmadan Müzdelife'ye doğru yöneliyor. Kur'an-ı Kerim'de siz Arafat'tan akşam vakti gelince akın diyor Müzdelife'ye doğru. Ama ne yapacağımızı söylemiyor bakın. Ya şifreyi veriyor Kur'an-ı Kerim. Arkasını kim getiriyor? Peygamber Efendimiz. Müzdelife'ye geliyor. Orada akşamla yatsı namazlarını birleştirerek kılıyor. Yine seferi olarak duasını yapıyor. Ve sabaha yakın bir saatte de, fecir vaktinde de Müzdelife vakfesini yapıyor. Mina'ya geçiyor, kurbanını kesiyor ve ardından saçlarını tıraş ediyor. Ve bayram tavafı. Bayramda farz olan tavafını yapıyor ve bu şekilde tamamlıyor. Bir görevi kalıyor, onu da tamamlarsam özet bitiyor. Medine-i Münevvere'ye gitmeden önce de veda tavafını yapıyor. Hmm. Bu da vaciptir. Umre'de veda tavafı yoktur mesela. Evet. Ama haçta veda tavafı yapmak vaciptir. Vacip. Biz de bugün Peygamber Efendimiz nasıl haç yapıyorsa bu haçı uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi bu anlatımlar tabii ki birden yoğun bir şekilde anlatıldığında kafa karıştırıcı. Ya da ben nasıl yaparım, acaba ihmal ederim mi, hata yaparım mı gibi izleyicilerimizde böyle bir kaygı oluşmuş olabilir. Ama işte bu noktalarda tabii sizler devreye giriyorsunuz. Haç öncesinde mutlaka seminerlere katılsınlar. Evet. Ve aynı zamanda ilgilendirmelere katılsınlar. Onları eşlik ediyorsunuz tabii, bu gerek anlamda. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, gerek de seyahat ajantalarımız bunu organize ediyorlar. Hı hı. Ve mutlaka kafile düzenine riayet etsinler hacı adaylarımız. Kafile düzeni çok önemli. Yani başındaki grup rehberi, grup hocası, din görevlisi, kafile başkanı bu şeye dirayet ederlerse hiçbir hata yapmaksızın haccını tamamlayacaklar Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Allah razı olsun. Efendim kısa bir ara yayınımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. Beş Evler Safa Camii İmam Hatibi Ali Sevimli Hocamız Gâşiye Suresi 1-26. ayetler arasına ses oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sesinize sağlık. Mealinden de bahsetmemizi rica etsem hocam. Evet. Gâşiye sarmak, kavramak anlamı ifade ettiği dolayı kıyametin dehşetini, sarmalamasını anlatıyor. 1 ve 7. ayete kadar olan kısmında size haber gelmedi mi? Yaptıklarınız boşa geçti, amelleriniz. O gün bazı yüzler vardır ki zillet içerisindedir. Çalışmış ve yorgundur, boşa geçtiğini beyan ediyor. Kızgın bir ateşle Cenab-ı Hak düçar olacağından bahsediyor. 7. ayetten sonra ise Allah Celle Celaluhu dönüyor. O gün bazı yüzler vardır ki mesrurdurlar, mutludurlar. Onlar görevlerini yerine getirmiş. Allah'ın emir ve yasakları hususundaki hassasiyetlerini ben özet olarak devam ediyorum. Hı hı. Hassasiyetlerini dile getirdiklerinden dolayı mutlu ve bahtiyar olduklarından bahsederler. Mesela yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir cennetle müjdeleniyorlar bunlar. Orada boş söz, boş lakırdı asla duymayacaklardır diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ortada yüksek tahtlar, kurulmuş kadehler, efendim sıralanmış yastıklar, güzel halılardan bahseder. Bu da cennet nimetlerini bize ifade ediyor. Ve arkasından da diyor ki insanoğluna, devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mı? Dağların yükseldiğinde, semanın dik duruşundan, yerin serildiğine bunlardan ibret almaz mı? Der ve arkasından bana döneceğiniz, yani yer mekan olarak artık burasıdır. Ve en son olarak da noktayı artık peygamberimize de bu arada sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Öğüt vericisin. Öğüt vericisin. Onlara egemen bir zorlama yapamazsın diye de uyarıda bulunduktan sonra artık son olarak da kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onların sorgulanması, yargılaması
banadır diyor Cenab-ı Hak. Ancak bize aittir diyor. Bizlerden genelde hep yargılamayı biz kendimiz de yapıyoruz. Aslında işin yanlış tarafı da bu. Biz öğüt verici olacağız. Peygamber madem ki örnek, aynen ki öyle diyoruz. Biz öğüt verici olacağız. Öğüt anlatacağız. Verici olacağız. Ama yargılayıcı değil. Yargılayıcı olmayacağız. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir. Allah'ın. Aynen. Allah'ın işi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınızın ötesinize sağlık. Eksik olmayın hocam. Sağ ol. Şimdi Erol hocam yavaş yavaş iftara yaklaşıyoruz. Ve konuyu toparlayalım istiyorum. Ve aslında özünü şimdi anlatalım istiyorum. Yani bir hac görevinin yerine getirmeden önce manevi olarak bir hazırlık gerekiyor sanıyorum. Bu manevi hazırlığı da anlatalım. Böylelikle konumuzu da toparlamış olalım. Evet. Gerçekten hac büyük bir maneviyat zenginliğidir. Gönül zenginliğidir. Hacca gidecek Allah'ın misafirlerinin gönüllerini böyle lüzumsuz şeylerle meşgul etmemesi, onu hep temiz ve duru olarak, ön yargısız olarak bu yolculuğa çıkmaları gerekmektedir. Kura'da çıkmış olsa bile eğer Rabbimiz eğer ona bir bu fırsatı vermeyecek, hac nasip olmayacaksa bir engel çıkıp, çünkü gidememe ihtimali her zaman olabiliyor insanlarımızın. Ama henüz kura'da çıkmasa bile, sırası biraz gerilerde bile olsa bir şeyler oluyor, bir fırsat doğabiliyor, gelebiliyor yani. Hep maneviyattan hiç kopmasınlar. Çıkanlar da çıkmayanlar da, yani sırasını bekleyenler de, sırası gelip gitmeyi bekleyenler de hiç maneviyattan kopmamalarını ben öneriyorum, tavsiye ediyorum Allah'ın misafirlerine. Bir doktorumuz mesela sırası gelmedi diye ameliyatlarını ertelemişti. Daha sonra sıra geldi, ameliyatlarını hemen tekrar değiştirdi. Hac gelmiş oldu, yolculuğa çıkmış oldu. Peygamberimiz buyurdu ki mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir. Büyük bir müjde. Ya Resulallah hac nasıl mebrur olur dediler. Peygamberimiz buyurdu ki bir, ikramda bulunacaksınız. İki, tanıdığınız tanımadığınız herkese selam vereceksiniz. Üç, insanlarla tatlı tatlı konuşacaksınız. İşte hac böyle mebrur olur dedi. Evet. Bunları sayarken ihramı şöyle giyin, taşı böyle atın, Kabe'yi böyle tavaf edin demedi. Onları zaten yapıyoruz görevimiz olduğu için. Ama yapamadığımız eksik kalan taraflar bunlar. Noktalar. İnsani ve sosyal ilişkilerimiz zayıf kalıyor. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mebrur hac, kabul olmuş bir haccın şartı olarak bunları sundu Hasan Bey. Bir de son olarak bir soru daha soracak. Çünkü gelen sorulardan yoğun olarak sorulan bir soru. Hemen izleyicimizin ismini de söylemek isterim. Evet. Almanya'dan Hicret Beyaz hanımefendi. Hac farz bir ibadet. Maddi durumu olmayanlar ne yapacak? Efendim, maddi durumu olmayanlara farz olmadığı için maddi durumunun müsait olmasını bekleyecek. Ya da en azından olabilme ihtimali İslam'ın varsa. İslam'ın 5 şartından birisi. Evet. Lakin maddiyatı uygun ise. Evet, ama şu var, fırsat bulabilenlere der ayette. Yani ille parası olanlara demez. Bazen görevli olarak gitme şansı çıkabilir. Mesela bu hanımefendi bir hemşire olabilir, doktor olabilir. Evet. Görev çıkar yani. O da haçtır. O da hac yerine geçebiliyor. Evet, bunlar olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Size de aynı şekilde. Ben son dakikalar ve bu dakikalar duaların makbul olduğu zaman dua edelim istiyorum. Tabii ki. Hep birlikte ekran başındaki izleyicilerimizle birlikte. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim. İlahel Alemin. Senin rızan için tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, verdiğimiz sadakaları bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Eksik ve noksanlarımızı affeyle. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini bu son 10 güne gizlediğini söylüyor. Bizlerin gecelerini Kadir gecesi eyle ya Rabbi. Kılmış olduğumuz namazları, yaptığımız duaları, Kadir gecesine yapılan duaları ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istemişse ya Rabbi gönüllerimizden geçirdiğimiz hayır muratlarımıza bizleri nail eyle. Ya Rabbi her türlü hayırları bizlere ihsan eyle. Her türlü şerlerden bizleri muhafaza eyle. Dünyanın birçok köşesinde eziyet ve sıkıntı çeken mazlum ve mağdur kardeşlerimize yardım eyle. Onları da zulümden sen kurtar ya Rabbi.
açları doyurmayı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, beldelerimizin medarı iftiharı olan Evliyaullah büyüklerimize ya Rabbi, aziz şehitlerimize rahmet eyle. Okuyacağımız Fatihalardan onların da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Allah'ım, el açıp aklımıza geldiğinde annelerimize, babalarımıza her türlü hayırları ihsan eyle. Ömürlerini ziyade eyle. Sağlık ve sıhhatle daim eyle ya Rabbi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, aziz şehitlerimizin ruhları için. El Fatiha. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geldim. Şeref verdiniz. Geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. 5 dakika var değil mi? Daha evet. 4 dakika var. Efendim, yarın yine aynı saatte birlikte olacak. Ve yine birlikte Ezan-ı Muhammed'e birlikte yol alacağız. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar, namazlarımız, tüm ibadetlerimiz kabul olsun inşallah. Gerçek bayramı yaşamak niyetiyle. Allah'a emanet olun.